Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte deprem arazilerini işleyeceğiz. Kanalımıza abone olup bize destek olursanız sevinirim. Geçelim videomuza. Evet arkadaşlar, buradan Amerika'dan Mary Jenkins Körfezi'ne kadar şey vardır, deprem bölgesi, şöyle yanlardan sadece. Tabii ki bu bölgelerde deprem oluyor. Peki nerelerde deprem oluyor? Bir de şöyle bir deprem haritamız var. Şöyle gidiyor. Şuradan da şöyle bir gidiyor. Tabii ki bu bölgeler, mesela şurada da var. İzlanda'nın şu taraflarından doğru gidiyor. Yukarı doğru. Evet. Burada da deprem haritamızda gördüğünüz gibi böyle deprem haritalarımız var. Mesela şuradan da şöyle bir deprem haritası var. Peki bu depremler ne? Peki deprem olmayan bölgeler, mesela Rusya olsun, İskandinav ülkesi olsun, Grönland olsun, efendime söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri olsun, böyle bu aralarda pek fazla deprem olmadı. Hatta kömür yataklarından da zengindir bu bölgeler. Hele hele Rusya taş kömürü bakımından. Türkiye'de de Zonguldak çevresinde görebiliyoruz böyle tip şeyleri arkadaşlar. Deprem olmayan yerlerde tabii ki doğalgaz yatakları bulunur, hele Rusya'da. Peki bu depremlerin yararı ya da zararı neler olabilir? İşte doğal afetleri getirebilir. Mesela şurada bir deprem sarsıntısı şuraya bir tsunami olarak gelebilir arkadaşlar. Mesela sarsıntılar dev dalgalara ve tabii ki tsunami yetkisi de olabilir. O açıdan da biraz sıkıntılı bir durum. Yani depremler çok bakımdan insanlara zarar verebilir diyebiliriz. Depremlere olarak sismi, trafik şeyler olabilir. Neyse, çok uzatmayalım. Kanalımıza abone olup bize destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.